Merhaba arkadaşlar, Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi bu güzel bardak altlığını yapacağız birlikte. Böyle gayet kolay ve basit bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Herkes kolaylıkla da örebilir. Arkadaşlar şöyle koton ip kullanıyorum. Ve 2,5 numarada tığ kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen şöyle sihirli halkayla başlıyorum. Ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Bakın uç kısmını böyle çevirdim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Ortaya batarak şöyle kenarıya alırsam şöyle daha iyi gösteririm. Şu şekilde bırakıyorum. Yani ikili trabzanın yarısını da bırakmış oluyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Yine orta boşluğa batarak halkanın içine bakın. Yine şu 2 tane ilmekten geçiriyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu ve üçünü birlikte çektim. 1 2 tane zincir çektim. 2 zincir çektim ve yine ortaya halkanın içine bakın bu şekilde ikisini birlikte örüyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Tekrar ikisini birlikte bakın örüyorum. Tekrar ikisini birlikte örüyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Zincirim dahil hepsini birlikte topladım. 1 2 zincir çekiyorum. Ve yine aynı işlemi bakın ikili bir şekilde alıyorum. Bakın. Şöyle aldım. Üçüncü. Şöyle bakın üçüncüyü de alıyorum arkadaşlar. İki ilmekten geçirdim ve hepsini birlikte dördünü birlikte topluyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Ve üç tane daha böyle toplayarak trabzan yapıp sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. 3 6 tane yaptım. 2 zincir yine çektim. Bakın sihirli halkamı şimdi kapatıyorum. Şöyle çekerek. Bakın ortasını kapattım. 2 zincir çekmiştim. Hemen toplamış olduğum trabzanların tepesine bakın bu şekilde batıyorum. Ve kaydırma yaparak buraya bağladım. Şimdi tekrar tığımın üzerine ipimi almadan ortaya gelerek yine kaydırma yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Yine aynı şekilde ikisini birlikte aldım. Tekrar ikisini birlikte yine alıyorum ve hepsini topladım. 1 2 zincir çektim. Yine aynı bakın köşe yapıyoruz. Aynı boşluğa tekrar bakın öncelikle şöyle ikisini birlikte ilmeklerimin alıyorum. Tekrar aldım. Tekrar ve ikisini birlikte yine topluyorum. Hepsini birlikte topladım. 1 2 zincir çekiyorum yine. Hemen yandaki yuvaya geliyorum arkadaşlar. Bakın şu kısmı atlayıp hemen yine aynı şekilde bir bakın yine ikisini birlikte alıyorum. Hepsini topladım. Bir, iki zincir çektim.
Hemen ortaya yine batıyorum. Aynı yuvaya. Yani köşe yapıyorum. Yine ikisini birlikte topluyorum. Ve hepsini birlikte topladım. 1, 2 zincir. Ve yine bakın bu şekilde yarım trabzan çekiyorum önce, sonra hepsini birlikte topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar, yine hep aralarda ikişer zincir çektim, sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, ikinci sıramın da sonuna geldim arkadaşlar. Bakın yine iki zincir çektim. Şöyle hemen tepesine batarak kaydırmayla zincirimi bağlıyorum ve ortaya geliyorum. Yine kaydırmayla orta kısma geldim. 1, 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde şöyle ikili şekilde alıyorum arkadaşlar. Topladım. 1, 2 zincir. Çok sıkı örmüyorum. Biraz gevşek bırakıyorum. İp de koton olduğu için. Bakın ikili alıyorum. Ve yine bakın ikisini birlikte aldım. Hepsini birlikte topluyorum. 1, 2 zincir çektim yine. Bakın şimdi köşelerin aralarına şu iki köşenin 1, 2 bakın şu arasına batarak aldım. Tekrar ikili topluyorum. Tekrar topladım. Hepsini birlikte topluyorum. 1, 2 zincir çektim ve yine orta köşeye geliyorum. 1. Bunları artık gösterdim. Hepsini topladım. 1, 2 zincir. Tekrar köşeyi oluşturuyorum burada. Hepsini birlikte topluyorum. Ve tekrar iki köşenin arasına batarak köşe yapmadan sadece 3 kez batıyorum ve 3 trabzanımı da şimdi üçünü birlikte topluyorum. 1, 2 zincir çekerek tekrar köşeyi yapıyorum ve arada bir tane bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar ve sıra sonuna kadar yine geliyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 2 zincirimi çektim. Yine bakın bu başlamıştım. Bakın başlamış olduğum başlangıçtaki trabzanlarımın tepesine yine kaydırmayla bağlıyorum ve ortaya geliyorum. Yine kaydırmayla bağlıyorum. Ve şimdi bir zincir çektim. Ortaya batarak sık iğne yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve şimdi sık iğneme bakın şu şekilde 1, 2 ilmeklerden bu şekilde geçirerek şöyle sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya batarak 1, 2 aynı yuvaya batarak 2 tane daha sık iğne yaptım. Şimdi şunun şu tepesine batarak arkadaşlar bakın, ya da şuraya da batabiliriz. Bakın tam tepesine, orada biraz şey olacak. Şu tam tepesine batıyorum arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bir sık iğne ve şu ortaya, orta boşluğa bakın, iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tam tepesine bir sık iğne, yine ortaya iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tepesine tekrar bir sık iğne ve ortaya geldim. Bakın boşluğa bir, iki tane battım. İki tane yani sık iğne yaptım. Bir, iki, üç tane zincir ve bu şekilde yine bakın zincirimi bağlıyorum sık iğne ile ve ortaya yine batarak iki tane sık iğne yine yapıyorum. Şimdi hemen tepesine batıyorum.
Bakın ilk bu üçlü toplanmış olan trabzanın tepesine sık iğne yaptım. İki tane hemen şu orta boşluğa yine iki tane sık iğne yapıyorum. Ve yine buraya tepesine gelerek sık iğne yaptım. Ve orta boşluğa yine şöyle arkadaşlar yine iki tane sık iğne yapıyorum. Yine bu toplamış olduğum trabzanların tepesine iki tane yine bir tane sık iğne ortaya geliyorum. 1 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir ve yine bakın bu şekilde zincirimi sık iğne yapıyorum. Ve yine aynı orta boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tepesine bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şu üçlü trabzanlarımın tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum ve hemen onun yanındaki başlangıçtaki sık iğnenin içine batarak şöyle arkadaşlar ipim telleniyor. Şöyle kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve hemen ipimi arkaya şu şekilde hemen şimdilik şöyle alıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Gayet şık ve hoş oldu. Bakın bu şekilde bardak altlığı siz de yapabilirsiniz. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.